Günaydınlar, merhabalar sevgili izleyiciler. Günaydın efendim, iyi sabahlar, iyi pazarlar. Evet ben değil ama program konuğu doktorlarımızın işi estetik. Her zaman olduğu gibi en uzman hekimleri bu sabah burada konuk edeceğiz. Ve bize bu sabah ameliyatlı ve ameliyatsız yüz gençleştirmeyi ve burun estetiğini anlatacaklar. Güzellik dediğimizin tanımı çok eski çağlara dayanıyor. Simetriler ve oranlar. Zaman içinde bunları kaybedebiliyoruz ya da doğuştan olan eksikliklerimizi daha genç, daha iyi görünmek için Neler yapmamız gerektiğini ve neler yapıldığını konuklarımıza sorarak birlikte tartışacağız. Evet bilhassa yüz gençleştirme dedik ama birçok cihazlar mevcut ve veya estetik ameliyat yöntemleri mevcut. Acaba e, o kişiye hangi yöntem daha faydalı? Bunu da detaylı olarak konuşacağız sanırım. Amacımız zaten doktorlarımızdan bu tarz bilgileri alarak konuklarımıza en iyi bilgiyi verebilmek. O zaman başlıyoruz. En yeni estetik uygulamalar ve uzman doktorlardan tavsiyelerle işimiz estetik başlıyor. Yüz gençleştirmede hangi tedaviler tercih ediliyor? Ameliyata ne zaman başvurulmalı? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayat Yakbaş, medikal estetik hekimi Doktor Funda Demirim ve dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Özdemir yüz gençleştirme yollarını birazdan işimiz estetik'te anlatıyor. Evet güzellik ve estetik yıllardır aranan ve formülleri bulunmaya çalışılan kavramlar. Biz de hekimler olarak bunları işimize taşıyarak sizlerin daha iyi görünmesini sağlıyoruz. Kimi zaman yapısal olarak eksik olan bir şeyi donarmak sizi çok daha iyi hissederken bazen de yaşla ve zamanla kaybettiklerinizi yerine koymak yine sizi iyi hissettirmek adına yapılabilecek işlemlerden. Konuklarımız bugün doçent doktor Hayati Akbaş, plastik cerrahi uzmanı. Doktor Funda Demir'im, medikal estetik hekimi ve Profesör Doktor Mustafa Özdemir, dermatoloji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizimle olduğunuz teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet hocam, özellikle bu e, eksikliklerin doğuştan gelmesi burundaki deformiteler ya da yüz ovalindeki oranlardaki eksiklikler. Bunların yanında da yaşla beraber ben yüzümden neleri kaybediyorum? Özellikle ben size geldiğimde ...neler yapıyorsunuz, neyi değerlendiriyorsunuz... ...bize bilgi verebilir misiniz cerrahi açıdan? Tabii ki... Ee, ...Hüseyin Bey şöyle... ...zaman içerisinde hepimiz yaşlanıyoruz... ...yaşlanma reel bir gerçek... ...18-20 yaşına kadar gelişiyoruz... ...serpiliyoruz, güçleniyoruz... ...ama 20 yaşından itibaren... ...bakın ne zaman yaşlanıyoruz sorsana... kısmi bir cevap vermek istiyorum... ...aslında biz 20'li yaşlardan itibaren yaşlanmaya başlıyoruz... ...ancak 30'lu yaşlarda bunu yavaş yavaş hissediyoruz... ...genellikle... 40'lı yaşlarda bu kaçınılmaz hale geliyor... 50'li yaşta da hiç tutarımız yok. Genel olarak konuşuyorum bunu. 60'lı yaşta da yaşlılığımız zaten herkes tarafından fark ediliyor. Ama bazen bu belirtiler bizi rahatsız ederken bazen rahatsız etmiyor. Yani bazı insanlar 50 yaşında bazı yaşlan memaileri var ama bundan asla bir rahatsızlık duymuyorlar. Kendilerine barışık olabiliyorlar. Bu normal. Ama bazen de o genetik zeminin sağlam olmaması, insan psikolojisinin o kadar dayanıklı olmaması veya Yaşan yaşadıkları, anlar. yaşananlar hı hı. o insanı çok farklı düşünmeye sevk ediyor. Ve örneğin basit bir örnek vereyim. 40 yaşında bir kadın düşünün veya bir erkek düşünün. Eşi tarafından terk ediliyor ve şuur altında subliminal aslında onun yaşlandığı duygusu da bir şekilde o kadına da o erkeğe veriliyor. Düşünün o insan yaşadığı psikolojiyi. Ben yaşlandım. Artık eskisi kadar güzel değilim. Eskisi kadar yakışıklı değilim. Ben eskiden böyleydim. Ben es eski fotoğraflar üzerinden artık yorumlar başlıyor. Bu da ister istemez o insanları bizlere getiriyor. Yani ben diyor daha güzel olmak istiyorum doktor. Daha yakışıklı olmak istiyorum doktor. Genç. Evet, daha genç olmak istiyorum doktor diyor. Bunları ifade ediyor. Yani Bazen gençlik ve güzellik kavramları birbiriyle çelişebilir. Yaşlı olduğu halde hakikaten yakışıklı güzel olabilir. Genç olduğu halde o güzellik kavramında eksiklik olabilir. Bunlar bazen iç içe girer. Ama ben genel hatlarla konuşuyorum. Genellikle hani gençlik güzelliği ifadeleri hepimiz biliyoruz. İşte yaşlanma emareleri ister istemez bizi biraz rahatsız edebilir. Ama bu kavramlar iç içe girer. Ha biz ne yapıyoruz? O zaman biz şunu yapıyoruz. Yaşlanma emareleri varsa... Ve gerçekten de o kadında veya erkekte bizim cerrah olarak, cerrahi olarak yapabileceğimiz bir şeyler varsa onun talebiyle bizim ona yapacaklarımız örtüşüyor ise psikolojimiz de buna müsaitse o zaman biz yüz gençleştirme operasyonları, yüz germe operasyonları yaparak o insanın psikolojisini bakın önce fiziğini düzeltiyoruz. Biz insanlara şöyle yaklaşıyoruz plastik cerrahlar olarak fiziksel restorasyon yapıyoruz. Örneğin bugün yüzden bahsedeceğiz. Fiziksel restorasyonla yüzünde bir gençleşme, bir güzelleşme, bir yakışıklı hale gelme durumu oluşturuyoruz. Ama bizim yaptığımız işin şöyle bir sekonder faydası oluyor. Psikolojik restorasyon da yapılmış oluyor. O insan kendini iyi hissettiği evet. için. Peki kişinin evet. bu kararı vermesinde hem buna hazır hissetmesi önemli hem de karşısındaki seçtiği doktorun daha doğrusu bu konuda güvenebileceği evet. edindiği bir takım referanslarla emin olarak gitmesi sanırım çok önemli. Bu çok önemli çünkü bizim işimiz plastik cerrahi tam bir sanat işidir. Bir mimari projedir, bir heykel tıraşlıktır. Böyle de algılanabilir. Tıbbın değişik bir koldur. Evet biz tıbbız, biz doktoruz. Bizim alanımız bu ama bizde farklı olan da şu var. Tamamen bilgi, beceri, genetik ve genetik yetenek ve genetik isteyen bazı özellikler olması gerekiyor. Bizim işimiz böyle bir çünkü sanat bu. Ressamlık gibi düşünün mü hocam? Nasıl? Estetik bakış açınızın estetik olması, bakış açısı yapış aynen aynen Peki, aynen. Estetik cerrahiye geleceğiz ama belki öncesinde bir takım medikal estetik uygulamalarla kişiyi belki de estetik cerrahiye hazırlanır evet. nasıl da söz konusu olabilir? Evet. Mustafa hocama sormak istiyorum ee, neler yapılabilir? Hocamızla katılıyorum. katlıyorum. Biz güzel yaşlandırıyoruz aslında. Bizim görevimiz o. Ama belirli bir yaşta insanlar dediği gibi hocamız durumu kabullenemeyebiliyor. O zaman hakikaten fiziksel bir restorasyona gitmek gerekiyor. O da kişiyle alakalı, yaşanmışlığı, psikolojik durumuyla alakalı oluyor çoğunlukla. Ama her bireyin kesinlikle güzel yaşlanmasını biz istiyoruz. E, bu güzel yaşlanma e, hem deri hem de deri altı dokunusu, hem kemik dokusu, hem kas dokusuyla aslında çok oldukça kompleks. Yağlar Tabii yağlar da var. Oldukça kompleks bir durum. Hem cildimize bakacağız, hem güzel yaşayacağız, güzel yiyeceğiz, güzel içeceğiz, e, hayata güzel bakacağız, e, psikolojik yapımızı çok iyi tutacağız. Aslında e, bireyin e, doktora tek başına gelip e, evet beni güzelleştir, tekrar baştan yarat demesi tek doktorla bitmiyor. Kişinin de e, yaşama bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. E, eğer burada iyi kooper olabiliyorsak evet çok güzel iş ortaya çıkıyor biz hastamızı olması gereken yaşta, olması gereken cilt kalitesinde tutuyoruz. Biraz daha teknik hani bizim izleyenlerin evet. merakı hocam. Gerçekten yaptığımız işin her şeyden önce psikolojiye ve hani görüntü olarak da olumlu olarak iş hayatımıza, sosyal çevremize ihtiyacı var. Ee, yaşlanma sizin de anlattığınız gibi en altta kemik dokularımızın, üst evet. çenenin geriye gitmesi, alt çene kemiğinin küçülmesi, evet. kaybolması, diş yapımızın bozulması gibi göz çukurunun farklılaşması gibi kemiksel bir alan. Evet. Onun üstünde yağlarımız zaman içinde kilo alıp verdikçe yerleri değişebilir, şekilleri, hacimleri değişebilir. 18 yaşımızdan farklı hale gelir. Kaslar çok güçlendiğinde bir şekilde bizim görüntümüzü bozar. Bizi evet. daha agresif, sinirli ve aşağı doğru çeken bir ifade ve cildin elastikiyet sorunu ve kalite sorunu. Cerrahi olarak hani bunu biliyoruz. Özellikle fazlalığı kesip almak dışında başka şeyler de anlatacaksınız bize. Ama bir medikal estetik hekimi olarak bu sürece nereden giriyorsunuz? nerelerde biz hastalara hangi alanlarda yardımcı oluyoruz? Biraz bize teknik olarak anlatabilir misiniz? Tabii, yaptığınız ki, işi? tabii ki. Seve seve. E, önce e, Hayati Bey'e katılıyorum. Ben hekimleri bir sanatkar olarak görüyorum ve yaptığımız işi de bir sanat olarak görüyorum. Biz sadece sanatımızı icra ederken bilimi kullanıyoruz ve bilimsel teknikleri kullanıyoruz. Burada e, böyle yaklaştığımız zaman da her hasta bizim için özel bir hastadır. Her hasta bizim için özel bir olgudur. Öyle değil mi? Doğru. Biz Doğru. herkese kişi yaklaşıyoruz Dolayısıyla ilk başta empati kurmak ve hastamızın gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamak bizim için çok önemli ben o zamana çok değer veriyorum ve kıymet veriyorum bizi çok rahatsız eden bir şey hastamız için önem teşkil etmiyor olabilir ama hastamızın daha farklı bir sorunu Onun için daha büyük bir önem teşkil ediyor olabilir Bu da insanların özgüvenine yansıyor hayattaki duruşuna yansıyor iş hayatındaki başarısına yansıyor mutlu insanların mutlu nesiller yetiştirdiğine inanıyor Dolayısıyla bizim buradaki amacımız aynaya baktıklarında onları rahatsız eden, kendilerine birazcık özgüven kaybı yaşatan sorunların ne olduğunu önce çok iyi anlamak, sonra empati kurarak hastanın yerine kendimizi koymak ve gerçekten spot yöntemlerle ve tamamen odaklanarak onu mutlu edecek teknikleri onu yönlendirmek bizim görevimiz. Ki bence en önemli konu bur burada. Biz plastik cerrah ve medikal estetik ve dermatoloji olarak harika bir ekip. Ki biz diye düşünüyorum çünkü bazı hastalarımızın plastik cerrahiye başvurmak için atlatmaları gereken bir dönem ve süreç oluyor. Evet. İşte o süreçte biz yardımlarını evet. koşuyoruz. Yani hemen onu sormak istiyoruz. Sormak istiyorum dedi ki estetik cerrahinin yeri apayrı ama onun öncesinde yine cerrahi dışı yöntemlerle ki. de kişi en azından bir germe ameliyatını biraz daha öteleyebilir. Siz Tabii uyguluyorsunuz ki. organik ipliklerle. Ameliyat, e, yüz gençleştirme, evet. bu da son günlerde oldukça popüler. popüler evet. Nedir tam olarak? Biz e, henüz ameliyat aşamasına gelmemiş. <laughs> Henüz cilt o kadar tonusunu, gerginliğini, sıkılığını kaybetmemiş. Sadece bir kilo kaybına bağlı veyahut geçirilen bir çene operasyonuna, diş operasyonuna bağlı olan bölgesel çökmelerde, 30'lu, 35'li, 40'lı yaşlarda henüz yüz germe ameliyatına kadar geçireceği bir süreç olan ve plastik cerrahlar tarafından da henüz sizin için yüz germe ameliyatı erken denen hastaların en azından o 10 yıllık, 15 yıllık süreci mutlu ve mesut geçirmeleri için orada yardımlarına koşuyoruz. Herhangi bir sebepten dolayı beslenme olabilir, sigara tüketip tüketmemek olabilir, alkol tüketip tüketmemek olabilir, genetik bir takım etkiler olabilir. Bazı hastalarımızın maalesef 20'li 25'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda da yanak kenarlarında, dudak kenarlarında ve çene bölgelerinde sarkmalar ve elastikiyet kayıpları olabilmekte. İşte biz burada kendiliğinden eriyebilen iplerle tamamen insan vücuduyla barışık organik olan ipliklerle bunları cilt altına enjekte etmek suretiyle sadece lokal krem anestezisiyle uyguladığımız 30-35 dakikalık hem çok pratik hem işsiz hem dikişsiz bir yöntem. En azından hastalarımızı bu şekilde ipleri cilt altına enjekte etmek suretiyle orada bir kolajen ve elastin sentezi başlatıp normal sentezleneceğinin 2-3 katı miktarı çıkararak cildin eski gerginliğini, sıkılığına ve kırışıksız, elastikiyet kayıpsız halini dönmesini sağlıyoruz. Bir, uygulamadan hemen sonra sanırım ciddi oluşan bu gerginlik ve sıkılaşma hissi fark ediliyor. Tabii ki e, iplerimizin çeşitleri var. Farklı farklı ipler kullanıyoruz. Her hastaya göre kullanacağımız ipin sayısı ve çeşidi değişiyor. E, mesela kılçıklı ip dediğimiz ipler var. Onların mekanik taşıma özellikleri daha yüksek. Onları yanak kenarına ve dudak kenarına yerleştirdiğimiz zaman uygulama sırasında gerçekten de bu bölgenin yukarıya doğru taşındığını, lifting etkisini hemen görebiliyoruz. Sadece yanaklarda mı kullanıyorsunuz? Hayır, kaş kaldırmada kullanıyoruz Hüseyin Bey. E, Göz altı morluğunda alt altın ipliklerden faydalanıyoruz. O altın ipliklerin ışıltı ve kolajen ve elastin sentezini daha fazla arttırma özelliğinden faydalanıyoruz ve orada bir rejuvenation, bir canlanma, bir gençleşme sağlıyoruz gözaltı derimizde. Aynı şekilde hastalarımızın çok muzdelip olduğu smoking lines dediğimiz sigara içme dudak üstündeki ince çizgilerde altın ipliklerden faydalanıyoruz. O kadar ciddi bir elastikiyet kaybı yoksa sadece hastamızın ışıltı, parlaklık ve birazcık kolajen desteğine ihtiyacı varsa da mono ifade edilen, mono şeklinde ifade edilen sadece iğnenin etrafında düz şekilde geçirilmiş olan ipleri kullanmak suretiyle de bir gençleşme, tazelenme, sıkılaşma sağlayabiliyoruz. Bir buçuk iki yıllığına. Evet, evet. bir de ben kollardaki sarkmalar için de uygulandığını evet. duydum ki Evet kişilerde de bu önemli bir sorun olabiliyor. Evet. Gene kol germe ve bacak germe ameliyatları tabii ki yapılabiliyor ama bir herhalde süresi var ve ileriki zamanlarda önerilebiliyor veya hastalar onu tercih etmeyebiliyor. Tabii ki bir ameliyatı veya cerrahi müdahalenin yerini tutmuyor bu uygulama ama en azından %50-%60 bir düzelme sağlayarak hastamızı da birkaç yıllığına plastik cerrahiye gidecek olan sürece kadar da rahatlatmış oluyor. Evet. Başka yollarımız da var. Ben evet. ısıyı çok severim, özellikle lifting etkilerinde ve yenileme etkilerinde. Ve biliyorum ki çok güzel bir makine parkurunuz var, en derin bir yumulardan evet, kadar. Evet. Bu lazerlerle ilgili, en azından bize çok e, basit anlayabileceğimiz şekilde hangi lazer, ne işe yarar, ne kadar e, sürede, neyi sağlar gibi bir bilgi alabilir miyiz hocam? Evet. E, lazerlerin tabii ışının boyları önemli, deride ne kadar derinliğe indikleri önemli. Derine inen lazerlerde biz çoğunlukla kolajenli ve elastik lifleri hedefliyoruz. Non ablatif diyebileceğimiz bu ipliklerden de belki cerrahi tedavilerden de önce başvurulması gereken bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Burada radyo frekans olanlar var. Dediğim gibi ablatif endiyak lazerlerimiz var bu konuda. Diyot lazerlerimiz var. Burada cilt altında oluşturulan belli bir ısıyla kolejenleri uyarıp oradaki kolejen miktarını artırıp ve elastikiyeti artırarak da lift ve hafif dolgunluk hissi oluşturma hastaya. Ee, çok e, birer ay aralarla e, 4-8 seansa kadar e, intraoral uygulamayla da birlikte e, mukozal surface'den dışa doğru ve e, yüzden de içe doğru e, oldukça başarılı sonuçlar elde ediliyor. E, ama tabi bunlar mezoterapiyle desteklenebilir, endopi yöntemleri var bunlar kullanılabilir yine aynı şekilde hem kolejen uyarımı hem lifting etkisiyle birlikte. E, Zaten sadece gevşeme değil yaşlandıran hani cildimizdeki bir takım lekeler. Öcal damarlar ve bunlarla ilgili de biz tabii. de lazer teknolojilerinden tabii. az önce konuştuklarımızdan faydalanıyoruz. Tabii. Üstteki derinin kalitesi de çok önemli. Siz hastanızı gerebilirsiniz, lift yapabilirsiniz ama üstteki Kesinlikle. deriyi de kalite vermezseniz o işiniz güzel durmuyor. Hasta parlamıyor. Kesinlikle. Şimdi orada da e, özellikle epiteli e, tekrar e, rejinev etmek için peeling yöntemleri, yine fraksiyonel lazerle ablatif yöntemler, PRP, roller yöntemleri, ile hastaya hakikaten istediği ışıltıyı da vermek gerekiyor. Yani tek bir uygulama, tek bir tedavi ile birden fazla sonuç elde etmek mümkün. Evet. Evet. Çok güzel. Peki toksin uygulamaları son zamanlarda çokça yapılıyor ama bunun yanında somon DNA'ları da siz dermatoloji evet. uzmanları özellikle evet. tercih ediyorsunuz. Çok iyi sonuçlar var. Görünümün doğallığı açısından hangisi daha tercih edilir? Şimdi burada e, hastayla veya hastanın ne istediği, bireyin ne istediği çok önemli. E, Liftingde botoks çok hepimizin bildiği gibi çok dramatik sonuç alıyor hasta bir hafta içerisinde. E, somon DNA'sında daha çok yine kolajeni uyarmayı, e, deri elastikiyetini hafif artırmayı, o parıltıyı elde etmeyi aslında hedefliyoruz. Ama lifting daha ikinci planda duruyor. Ama botoks tabi halen şeyin kurur. Veya vitamin enjeksiyonları. Aa, onlar da evet onlar kolejini uyarmaya daha çok cilt kalitesini artırmaya yönelik. Ama dediğim gibi botoks daha çok lift yaptığı için dramatik yanıt açısından önceliğini halen koruyor. Aslında bunların hepsinin kombine edilmesi en iyi sonuçları veriyor. Bunları biliyoruz. Biraz da Hayati Bey'e sormak istiyorum. Çünkü çok başarılı yine sonuçlar var örneğin. ...bir kaş kaldırma, bir endoskopik alın germe veya gıdı germe bunlar kombine edildiğinde kişiyi neredeyse 10-15 yaş geriye götürebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yaşlanmayı ben şöyle ifade edeyim. Yaşlanma fizyolojik bir süreç, prosedür. Bize hasta geldiğinde diyor ki doktor bey ben kendimi yaşlı hissediyorum. Benim şu bulgularım var. Nedir yaşlanma bulguları diye ben hemen ifade edeyim kısaca. Yaşlandığımız zaman kaşlarımızın normal postürü değişiyor, aşağı doğru düşüyor göz kapaklarımız katlanıyor, bollaşıyor, altta torbalanlar oluşuyor, gözün aksı değişiyor, dışarıda aşağı doğru bakış oluşuyor, yanaklar aşağı doğru düşüyor, nazula bir çizgilerimiz derinleşiyor, dudak inceliği, üst dudak uzuyor, alt dudak aşağı doğru kaçıyor, gençken konuşurken üst dişimiz gözüktüğü halde biraz yaşlandığımızda üst diş gözükmüyor, alt dişlerimiz gözüküyor. İşte çenemizin kontürü değişiyor, burada artık çıkıntılar aşağı doğru oluşuyor, boyun katlanıyor. Bakın bunların hepsi yaşlanma emalleri. Bunlar belli bir noktaya geldiği andan itibaren de rahatsızlık kaynağı oluyor. Bunları ikiye ayırabiliriz. Bu gibi durumlarda yapılabilecek yöntemleri ameliyatsız uygulamalarla yapılacaksa zaten arkadaşlarımız, hocalarımız bu konuda gereken desteği sağlıyorlar. Ama bazı hastalarımız var ki ameliyatsız uygulama onun beklentisini asla karşılamayacak. Evet. İşte orada estetik evet. plastik cerrahi devreye girecek evet. ve ne yapacak? Kaşları kaldıracak, göz kapaklarını alt kapak, üst kapak tekrar eski sıkılığına gerginliğine getirecek. Yanakları aşağı düşmüş yanakları yukarı doldurup elmacıkları belirgin hale getirecek. Çene kontunu düzeltecek. Boyunu tekrar o boyun çene açısını derinleştirip genç bir görünüm verecek. Bunların hepsi de aynı anda yapılacak. Bakın biz zaman içerisinde burnumuzda aşağı doğru da bir düşme olur. Bütün yer çekimi etkisiyle bütün dokularımız aşağı doğru çekilir. Genetiğimiz ne kadar sağlamsa o kadar az çekilir. Ama her halükarda vücudumuz bizi zemine doğru çeker burnumuz dahil her yerimiz aşağı düşer. Bu aşağı düşen yerleri tekrar yukarıya getirme işlemidir cerrahi yüz germe işlemi aslında. Tek bir seferde yapabiliyorsunuz az önce onu bandı bahsettiniz. Bunların hepsini şeylerden. bakın tek seansta kaşların kalkması, göz kapaklarının tazelenmesi yapılması... Burnun şeklin düzeltilmesi, yanakların yapılması, dudak dudağın tekrar eski pozisyonuna gibi uzun sakısaltılması, ince ise boyun çene açısının derinleştirilmesi bunların hepsi tek seansta kombine yüz gençleştirme operasyonuyla face ile tek oturumda yapıyoruz. Ne kadar zamanım alır hocam? Bu Bunu şöyle ben, ben o, gelsem. O çok güzel bir şey. Ben bakın bu operasyonu yıllar önce 10 saatte yapıyordum 15 sene önce. Ama bugün 3 saatte yapıyorum 3,5 saatte yapıyorum. Ne değişti? 15 senede ne değişti? Bu konudaki tecrübemiz, deneyimimiz tabii ki çok arttı. Teknikler, yeni gelişen teknikleri, kendi tekniklerimizi modifiye etme şansımız çok arttı. Alet edivasyon konusunda, enstrüman konusundaki artık şansımız çok yükseldi. Dolayısıyla bunların hepsi bir araya geldiğinde operasyonlar artık 3 saat, buçuk saate indi. Bakın bir burun ameliyatını yıllar önce ben kendi tecrübemle. Bana düş... ne kadar zaman İşte Kaç gün işten, güçten <laughs> kalırsın? Bu çok Onu güzel bir soru. Hocam. Süper bir soru. Çünkü doktor ben geldim diyor, yüz yüzgeçleşme ameliyatı olmak istiyorum. Ne zaman işime dönerim? Bakın normalde bizim söylediğimiz o ortalama 2-3 hafta sonra memursa memuriyetine, doktorsa doktorluğuna dönebilir. Yeter ki hastanın beklentisi gerçekçi olsun. Benden bir hastamı hiç unutmuyorum. Hocam ben Ebru Gündeş'e benzemek istiyorum demişti. Çok ilginç. Bakın bu talepler de geliyor. Neden dedim Ebru Gündeş? Çünkü eşim Ebru Gündeş'e benzememi istiyor dedi. Çok seviyorum. Ama bakın beklenti gerçekçi değil. Yani bizim burada hastamızla, gençleştirme yapacağımız hastamızla iletişimimizin çok iyi olması lazım. Gerçekçi bir diyalog olması lazım. Yapılabileceklerin hastamız tarafından ve bizim tarafımızdan da çok iyi bilinmesi lazım. Ama sonuçların hastanın beklentisiyle örtüştüğünde alabileceğimizi, en iyi sonucu alabileceğimizi düşünüyorum. Bunu ifade etmemiz lazım karşılıklı evet. şimdi. Ama bir de bu it bitmiyor. Bizim her zaman için yine arkadaş hocalarımızla, arka dermatologlarla, medikal estetik arkadaşlarımızla kombine bir şekilde gideriz. Öncesinde de onlar uygulama yaparlar. Sonrasında da uygulama yaparlar. Olayın daha da artırılması amacıyla. Hatta ben bazen uygun görmemse size cerrahi uygun değil. Siz önce uygulamadan faydalanabilirsiniz derim. Veya ben cerrahi uygun derim ama hastanın beklentisi ve hastanın durumu, sağlık durumu ve hastanın başka durumları. Hocam en ufak ufak tefek şeyler en azından belli bir süre götürebilir miyim dediği anda o zaman diğer devre ameliyatsız estetik uygulamalar devreye girer. Ama cerrahinin tabi sonuçları dramatiktir. Bunu kabul edelim. Yani çünkü evet. dramatik Fatih değişikliği yapıyorsunuz, çok evet. güzel ifade ettiniz. Evet, Bakın 25 ila 25 yaş ortalama insanı geriye çekebiliyor estetik Bazı kişilerde geç kalınmış olabiliyor. Yani e, evet gençleşmek isteniyor ama 50 yaşlardan sonra bu kişinin e, bir gerekliliği haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla estetik cerrahi o, o devreye girme zorunluluğu var. Yaş hocam. olarak da? Siz Samsun'dan geliyorsunuz, oradan biliyorum ki çok sayıda hastanız var. Size yurt dışından, Avrupa'dan çok sayıda çok, e, çok sayıda Türk e, vatandaşlar ve yabancı geliyorlar. Ve yabancı. Demek Bak ki burada doktor e, referans olarak hastaların tabii ki söylemleri çok çok, çok, çok önemli. önemli ama genel olarak böyle bir e, genel gençleşmeyi de tek bir ameliyatta, 3 saatlik bir ameliyatta e, tepeden tırnağa Yeter Eşitlik ki hastanın motivasyonu yerinde olsun, yeter ki optimal şartlar hastalık sağlık açısından yerinde olsun. Bakın ben bir hastama yaptığım operasyon söylüyorum. tek operasyonda tüm yüz genişleştirme, kol germe, göz topluma dikleştirme ve karın germe bunların hepsini Tek oturumda yaptığımız olgulu. Bu bir şeydir. En geniş yaptığım ameliyat ama 6 saatte bakın dikkat edin 6 veya 7 saat olmadı. 6,5 saatte yapılabilir. Yeter ki hastanın sağlığı yerinde olsun. Bir operasyonu kaldırabilecek engel, mani bir sağlık durumu olmasın. Bunlar yapılabilir. Beklenti gerçekçi olsun yapılabilir. Benim hastalarımın %50'si yurt dışından. Yani evet. yaklaşık %50'si Samsun'a Amerika başta olmak üzere Dubai, Arap ülkeleri özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri oradan geliyor zaten. Hasta nedir? Sonuçta bizim yaptığımız işlerin en önemli özelliği kendi bir çevresinde, eş dost çevresinde konuşulması, görülmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve hasta ameliyatı ondan sonra karar veriyor. Eskiden çok daha azken bu operasyonlar bakın 120 ameliyatlar 15 yıl önce yılda bir defa iki defa yapılırken bugün ben bazen bir haftada 7, e, bir hafta 6 e, yüz gençleşme ameliyatı yaptığım haftalar oluyor. Bakın bu, bu da çok büyük rakam. Peki, şu bir haftada 6. Medikal kozmetiğin artmasıyla paralel bir şey. Bu da onunla paralel. Çok yani, doğru. Bazen çok doğru. şöyle şikayetler olabiliyor olabiliyor. Evet ben işte yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. İlk e, bir yıl veya bir buçuk yıl çok iyi bir görüntüyü elde ettim ama sonrasında çok hızlı geri dönüş oldu diyenler olabiliyor. Bu da çok güzel. Burada önemli olan nedir? Bakın iki tane temel faktör var. Bir hastanın dokusunun gücü, hani tensilitesi, genetik karakteri. ikincisi de kullandığımız yöntem. Kullandığınız yöntemde de bu direkt bağlantılı. Kullandığınız yöntemde eğer o uygun optimal yöntemlerde yapılırsa yaşı geri alıyorsunuz ya. Örnek veriyorum 60 yaşında bir insanı siz tutup 45 yaşına çektiğinizi düşünün. Saat işlemeye başlıyor. 60 yaşa gelmesi için bir 15 sene zaman kazanıyor bu insan. Yani bizim yaptığımız için aslında süreci böyle işliyor. Siz 60 yaşındaki bir insanı 40'lı yaşlara çektiğiniz anda 5 yıl sonra aynı hale gelmesi mümkün değil normal koşullarda. O süreç işleyecek ve 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl zaman kazanıyor. İkinci bir operasyon için evet. ihtiyaç duymasın. Ve tabii ki güneşten tabii. korunma çok çok önemli. Önümüz evet. yaz, bahar ayındayız. Evet. Güneşten korunma cildin yaşlanmasını örneğin... Ee... Ne derece etkiliyor yani ya, senesel bazda, yaşsal bazda? Çok büyük oranda etkiliyor. Biz yaşlanmayı kabaca iki dışsal ve içsel faktörler ayırıyoruz. İşte dışsal faktörlerde %90'lara ulaşan oranda güneşin oldukça zararlı etkisi var. Mutlaka bakım listemizde güneşten korunmayı ilk noktaya koymamız gerekiyor, ilk sıra koymamız gerekiyor. E, nemlendiricilerimiz içerisinde, kozmetik malzemelerimiz içerisinde mutlaka e, SPF denen yani güneşten koruma faktörü e, içeren ürünleri tercih etmemiz gerekiyor. E, biz ne kadar kendimizi güneşten korursak cilt kalitemizi ve yaşlanmamızı o kadar ötüleceğiz manasında geliyor. Şimdi hocamız mesela 15 yıl geri yatıyor ama o geri yatıldığı andan itibaren de cildini eğer korumaya devam eder, Doğru. bakımını yaptırırsa Doğru. bu 15 değil Uzuz, 20 yıla uzun süre. 25 Doğru. yıla kaymış Doğru. oluyor. Doğru. E, mutlaka e, güneşten korumayı biz e, kendimize bir kültür haline getirmemiz gerekiyor. 3 saat kadar koruculuğu var. Tabii bunu kullanmak e, bireyler için biraz zor ama mesela sizin için düşünelim işe geliyorum hemen sürüyorum. Hı hı. Bir öğlen yemek molasında sürüyorum, bir eve giderken sürüyorum. Aslında bu çok optimal korumayı sağlar. İnsanla yani, çok ürün var, çeşitli fiyatlarda ve koruyucu numarası. E, evet. evet, o da çok önemli. Bunlara da açık. Aslında uluslararası sırası artı 30 ve artı 50 olarak kabul ediliyor artık. Diğer rakamlara çok önemsemiyoruz. İşte artı 45 diyor, artı 90, artı 70 dedikilen yani rakamların hepsi artı 50'dir. Bunlar o rakamlarla koruyuculukla alakası yoktur, içerdikleri e, maddelerle fiziksel ya da kimyasal bir takım özellikleri içermesiyle alakalıdır koruması. Biz ne kadar çok korunmak istiyorsak faktörümüz o kadar yüksek. Yani 50 artı tutmamız gerekiyor. Bu da hangi durumlarda? İşte denize gideceğiz, kaya gideceğiz, havuza gireceğiz. Ya da çok güneşli bir günde yürüyüş yapacağız. Ya da tropikal bir iklime gittik. Gezi yapacağız mesela. Yüksek faktör. Ama günlük hayatımızda 30 faktör yeterli olacaktır. Çünkü 50 artının içerdiği madde miktarı hem cildimizde bir takım yan etkilere, gözeneklerin kapanmasına, sivilce gibi bir takım yan etkilerin oluşmasına neden olabilir. Ondan dolayı günlük kullanımda mutlaka 30 artı yani minimal koruma faktörünü tercih etmemiz gerekiyor. Çok da hesaplı ve daha pahalı ürünler var. Bunların güneşten koruyuculuk anlamında önemli farkları var mı? Burada tabii marka brand önemli. Marka değerini korumak için kalite önem verecektir. Yani kozmetikte ben her zaman markalı ürünü kullanması taraftarıyım. Burada aslında taşıyıcı bazlar önemli. Yüzünüze sürdüğünüzde tabi onun belli olmasını istemiyorsunuz. Ama şimdi Tinted dediğimiz böyle fondötenz özellikle güneşten korucular da var. Artık gam çok genişledi. Burada sizin için artık mali durumunuza paralel olaraktan kullanıma hoş güneşten korucular aslında oluşturma Ondan dolayı markalı ürünleri tercih etme önemli. Ben hani e... Hocamın söylediklerinden etkilendim ama dediğim gibi 3 senede, 5 senede, 10 senede ameliyat olma belki de bir daha olma ihtimalim yok. O yüzden işin bakım tarafının da çok doğru arkada iyi bir destek olması doğru. gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bundan ben geldiğimde bu yaşta bir erkek ki biliyorum ki erkek hastalarımız tabii da ki, var. Tabii ki, tabii yarı yarıya. Evet, evet. Ee, bir yandan da plastik cerrahi nosyonunuzun da olduğunu bilerek bana, hangi aşamada ip yaparsınız ya da başka neler önerirsiniz veya bu işin bakım kısmı hep tartışıyoruz evet. hastalarımızla herkes için aynı mıdır bir sene içinde belli şeyleri yaptırmalı mıyım yapmazsam ne olur tabii ki. Ee, şöyle hastalarımızın e, gerçekten de mevcut olanı korumak adına çünkü hepimizin bildiği gibi deform deforme olmuş bir cildi, bir vücudu onarmak, tedavi etmek çok daha zor. Ama mevcut olanı korumak adına yapacağımız şeyler aslında çok daha kolay. Ben e, tabii ki de hastalarımıza ilk kırışıklık emareleri başladığında ki onlar en iyi kendilerini kendileri bilirler. İlk ciltte sarkma, gevşeme, elastikiyet kaybı başladığında önce minik minik toksin uygulamalarını lamalar ince karışıklıkları, derin karışıklıklara dönmeden durdurmayı evet. öneriyorum ve tavsiye ediyorum. Bu da erken bir yaşa da tekabül edebilir veya hastanın genetik özelliği çok kuvvetliyse 40'lı yaşları da tekabül edebilir. Ama bir 20 yaşında bir 30 yaşında toksin uygulaması yaptırmak reel midir? Evet reeldir. Eğer yaşadığı yer çok güneşliyse. Amerika'da ilk, 33 yaş. ideal kesinlikle, başlama yaşı olarak şu anda, kesinlikle, anda hani kesinlikle. Çünkü derin kırışıklığı sadece toksinle açamayabiliyoruz bir zaman sonra geç kalınmış kırışıklıklarda. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Hiyalüronik asit dolgulardan destek almamız gerekiyor. Veyahut bir Takım fraksiyonel lazerdi, endiyak evet. lazerlerdi bunlardan destek almamız gerekiyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi 30'lu yaşlarda başlanan küçük küçük müdahaleler. Mesela gençlik aşısı dediğimiz bir uygulamamız var. Kulağa çok hoş geliyor. Gerçekten kulağa hoş geldiği gibi de gençlik aşısı. Genç yaşlarda, 30'lu yaşlarda başlanıldığı zaman içerisinde biraz teknik olacak ama çapraz bağlı olan diyeceğim dolgu özelliği olduğu için. Çapraz bağlı olmayan diyeceğim sadece mezoterapi görevi gördüğü için hiyaluronik asit biriktiren vitamin, vitamin ve mineral karışımlı bir oluşum gençlik aşısı. Mezoterapiden daha kıvamlı, dolgudan daha kıvamsız. Mesela bunu yılda 3 ila 4 seans 15 günde bir olmak kaydıyla bir hastamız düzenli olarak yaptırırsa evet inanın yaşlanmayı durdurmakla beraber kırışıklık ve elastikiyet kaybının da yıllarca önüne geçmiş olabilir. Gene somon DNA'sı hiyalonik asit kombinasyonundan bahsettik. Gene bir takım fraksiyonel lazerdi, Q-switch lazerdi, endiyak lazerlerdi. Bunların yılda üç kere minik minik yapılması. Buradaki amacımız nedir? Ben cildimizi bir bilgisayar gibi görüyorum. Eğer cildimize kontrollü minik minik travmalar göndermezsek onu bir şekilde uyarmazsak sana bir travma geldi. Hadi bir topar kendini bir tedavi et, bir canlandır demezsek, kandırmazsak gerçekten cildimizde uyku moduna geçiyor ve kendini bırakıyor. Salgıladığı kolajen onun için yeterli oluyor, salgıladığı elastin, hyaluronik asit onun için yeterli oluyor. Ama biz hibrit enerjisi dediğimiz altın iğneli radyo frekansla, fraksiyonel lazerlerle, minik minik yaptığımız mezoterapilerle, gençlik aşılarıyla biz kontrollü bir travma yaratarak hastaya o uyararak o bölgeyi hastamızın vücudunun kendi kendini onarma ve tedavi etme mekanizmasını harekete evet. geçirmiş oluyor. ve her zamanki gibi gence olsun yaşlısı olsun bol bol su içmek geçtiğimiz pazartesi Kesinlikle. günü evet. Dünya su içme günüydü. Bu konuya sanırım <laughs> gencisi yaşlısı herkes için su içmenin önemine siz de dikkat çekmek istersiniz. ben ona çok önem veriyorum. Hastalarıma da her zaman şunu söylüyorum. Su içmek vücudumuzun iç duşudur diyorum. Nasıl dış, duş almaya çok önem veriyorsak vücudumuzun iç duşuna da önem verelim. En azından sabah uyandığımızda aç karna o organları bir rahatlatmak için güne hazırlamak için iki bardak ılık su ve tekrar akşam yatmadan önce dişlerimizi fırçaladık. Yatağa gidiyoruz. İki bardak su içmelerini ve bütün gece o organların iç duşla temizlenmelerini sağlamalarını salık veriyorum. Evet hayli güzel, hayli bilgilendirici bir sohbet devam ediyor. Kısa bir reklama gidiyoruz. Ardından sohbetimiz devam edecek. Evet, bugün konuklarımızın da bahsettiği gibi aslında 20'lerimizde başlayan bir yaşlanma süreci ben hastalarıma bunu anlatırken bir şeker hastalığı, bir tansiyon gibi aslında adı koymamış bir hastalık olarak yaşlanmayı günümüzde insanların başındaki bir sağlık sorunu olarak değerlendirebiliyor diye anlatıyorum. Burada kimi zaman küçük müdahalelerle erken aşamada yakalandığında işte sorunlar neredeyse hangi derinlikteyse kemik dokusu, kas, yağlar veya cildin kalitesi, elastikiyeti bunları düzeltmek mümkünken zaman içinde bunlar kontrol edilebilir aşamayı geçtiğinde de e, cerrahiden ve e, daha ileri tetkiklerle belki cerrahi ve te diğer tedavilerin kombinasyonlarından faydalanıyoruz. E, umarım sizler için de aydınlatıcı ve faydalı bir konuşma olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konuklarımıza da geldikleri için teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Abi, teşekkür. Biz teşekkür e Sevgili izleyenler, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yer vermemizi istediğiniz konularla ilgili bize mail adreslerimizden yazabilirsiniz. Telefon numaralarından bizi arayabilirsiniz. Tekrar görüşene dek keyifli bir pazar gün diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.